ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ile İtalya'nın başkenti Roma'da yaptığı görüşmede Washington'la Pekin arasındaki rekabeti sorumlu bir şekilde yönetmek için iletişim yollarının açık olmasının önemli olduğunu vurguladı. Görüşmeye ilişkin yazılı açıklama yapan ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, Blinken'ın ayrıca uluslararası kurallara dayalı düzeni baltalayan ve ABD değerleri çıkarlarıyla insan haklarına aykırı birçok konunun yanı sıra Çin'in Sincan, Tibet, Hong Kong, Doğu ve Güney Çin denizleri ve Tayvan'la ilgili eylemleri hakkında endişelerini dile getirdiğini belirtti. Daha önce stratejik rezervlerden petrol satışı gerçekleştiren Çin, arz dar boğazını çözümlemek için akaryakıt rezervlerinden de satış gerçekleştirecek. Ulusal Gıda ve Stratejik Rezervler İdaresi yıllık restorasyonunun bir parçası olarak rezervlerin piyasaya sunulacağını açıkladı. Bloomberg'in haberine göre Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Brexit sonrası ortaya çıkan ve son günlerde gündemin üst sıralarına yükselen balıkçılık konusundaki gerilimin düşmesi konusunda anlaşmaya vardı. Fransa geçen hafta İngiliz balıkçılık teknesine el koymuş, İngiltere'de Fransa'nın tehditlerine devam etmesi durumunda misilleme yapılabileceği uyarısında bulunmuştu. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Roma'da düzenlenen G20 zirvesi kapsamında Çinli mevkidaşı Wang Yi ile gerçekleştirdiği görüşmede iki ülke arasındaki ilişkilerin şimdiye kadar benzeri görülmemiş düzeye ulaşmasına dikkat çekti. G20 Liderler Zirvesi kapsamında Roma'da bulunan AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, ABD Başkanı Biden'a düzenlediği basın toplantısında AB ve ABD arasında devam eden çelik ve alüminyum gümrük vergileri itilafında çözüm sağlandığını bildirdi. İsrail yönetiminin ABD'nin yeni yaptırımlar uygulama kararından önce İran'ın insansız hava aracı programından sorumlu kişiler hakkında Washington'a kapsamlı istihbarat verdiği iddia edildi. Japonya'nın başkenti Tokyo'da hareket halinde getirildiği yolculara bıçaklı saldırı düzenleyen bir adam vagona ateşe verdi. Göğüt Ajansı'na göre olayda biri ağır 15 kişi yaralandı. Vagonda hasar meydana geldi.